Yanımızda Aslen Kalavaç'ta Mustafa Bey'in babası Adil Meraklı da var. Adil amcanın hayatı beş parmaklarda geçmiş. Dağları karış karış biliyor. Hatta hala daha günlerinin çoğunu dağda geçirdiğini söylüyor. Adil Meraklı savaş öncesi Rumlara ait olan nöbet kulübesini görünce bizi bırakıp oraya yöneliyor. Birçok yaşlı insanımız gibi mekanın da etkisiyle o günleri tekrar yaşarcasına kelimeler ağzından birer birer dökülmeye başlıyor. Ben bu kırmızı tepedeydik, davar beklerdik. Keçile bir halından görmedim, öyle yerlerden kalkmış. Böyle onlarca geldim, çevireceydim. Kendileri bundan başladı bu askeri çarmıha bulaştan. Gel yukarı, gel yukarı. Tüvek elinde geldik buraştan. Yol vardı Gönes'ten gelen, Gönes'in nerede buraya. Ve buraşta telinden kesildi buraya, teli açtılar. Geçtiği dediler bana, sen bunda her gün gelir mi? Dedim, siz görmüyor musun? Ben buraya gelmem dedim. Kaçtı dedim de var da, orasından çektim. Çevirmediyse çağırdınız, geldiniz. Bir daha başka bir yurum vardı. Ben bunda 60'da çalışırdım bu alevayasının içinde. Ev yapardık. O zaman önünde ev yapıldığını. Fahit Bey vardı, Fuat Bey vardı, Cemal vardı. Biz o gün gittik, onlar da geldi. Dedi, Bursa gördü, o Adil dedi. Hoş geldin ona. Dedik ya, bunlar bizi öldürecek, ne istekleri benden şeydi. İlle benim dedim şey vardı. Orası da üç kat konak vardı. İngiliz konağı derdik dedim. Onun içinde bunların askeri yeri varmış. Onun için de götürdüklerle beni. Oğlum dedi, bu dedi, bunda işler dedi. Tanıdık adam dedi, buranın adamı dedi gitsin falan yalvardı. Ben dedi, bir vuracaksın beni, vurun kulaçlar, ben gitmem dedi. Ne istesin, ben ne yaptım size? Bıraktılar yani tekrar beni, buralara gelmeyin dedi bize. Sonra köylerine de söyle, buralara gelmesine çıkmasın. Çevremizde gelişen olayları zamanla unutsak da yaşanmışları unutamıyoruz. Savaşı kim yaşamak ister ki? Belki de barış için çalıştığımız bu günlerde savaşı konuşmak doğru değil. Hatta bu yaşlı insanın anlattığı uzun hikayeler özellikle genç nesil için yalnızca tarihten bir kesit olmaktan öteye gitmeyebilir. Ama bu insanlar o günleri yaşamış ve bugün hala daha burada. Ablalar böyle sökülerdi, bundan beri görülerdi. Ağaçları kırılar görmek çok söktü. Çok oldu ya, ağaçlar, büyük ağaçlar. Neler çektik, neler. Adil amca bir zamanlar İngilizlerin yaptırdığını öğrendiğimiz binaya doğru ilerliyor. Babasının bu binanın inşaatı için eşeklerle kum taşıdığından bahsediyor. İki eşek, 8 teneke de ödeme yaparlarmış. Onu. İngiliz yaptı, Türkler, Rumlar karışık yaptılar ama şimdilik daha misafirhane yaparlar. Gelirler, misafirler gelir şu. Kumu nereden gelirdi dediniz bunun? Arap köyün yanından. O denizin şeyinden getirilir. İki eşek, 8 teneke. Dörder teneke.
Hele çeşitli dört tehlikeyle. Geldi bir yol yapılır zaten. Bir daha yetiştirmez bir defa. Derlerdi gelinliklerini. Ve babam öyle derdi yani. Birkaç teneke kumun Alagadi kıyılarından dağın burnuna nasıl çıkarıldığı aklımıza takılıyor. Adil amcanın gözü kurumuş bir orkideye takılıyor. Hemen oğlu Mustafa Kemal Meraklı'yı çağırıp gösteriyor. Bu arada yeni bir bitkiye rastlıyoruz. Bu Kıbrıs endemik bitkisidir. Sonbahar soğanı olarak da bilinir. Latince ismi Allium autumnale'dir. Evet. Viran Kilise'ye gitmek için daha çok yolumuz var ama kısa bir kahve molası da hiç fena olmaz. Mustafa Kemal meraklı, gideceğimiz, izleyeceğimiz yolu oradakilerle tartışıyor. Adil amcayı yürüyüş yolu uzun olduğu için orada bırakıp yolumuza devam ediyoruz.